Süperstar Ajda Pekkan bu akşam sahne alacağı İstanbul Harbiye konseri öncesinde prova yaptı. O görüntüler geliyor şimdi ekrana. Büyük gün. Aslında bizim için her konser büyük gün. Vallahi şimdi birazcık da şey olsun. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde. Süperstar Ajda Pekkan bu akşam sahne alacağı İstanbul Harbiye'de konser provasında. Yakın çalışma arkadaşı ünlü yönetmen Ayşe Ersay'ın Süperstar'ın yanı başında. Pekkan konser öncesinde çok titiz. Geceye dair her detayı bizzat kontrol ediyor. Hatta mikrofon bağlandığı anda bile çok dikkatli. Prova başlıyor.
dansçılar sahnede ve süperstar her zaman olduğu gibi destan yazıyor. Meydan okuyor Ajda Pekkan. Barbie bebek gibi süperstar. Konser provasında muhteşem bir koreografi var. Süperstar yakıp geçiyor. Saçı, makyajıyla provada bile ortalığı kavuruyor. Bu akşam Harbiye açık hava sallanacak belli.
mikrofon şimdi Ajda Pekkan'da. Bakalım o neler söyleyecek. Bir kıyafet provası, oradan orkestra provası, dün de provamız vardı. Evvelki günde her gün var işte, açık hava olunca öyle. Biliyorsunuz çok ötelendi konserler. O yüzden böyle aralar girince böyle durumlar oluyor. Biraz daha fazla çalışmak gerekiyor. Tabii aralarda çok üzücü şeyler oldu. Hepimiz çok üzüldük. Hepimizin morali çok bozuldu. Allah bütün yani kalanlara hayat versin, kaybettiğimiz insanlara başsağlığı diliyorum. Herkese yani çok çok üzücü günler yaşıyoruz Türkiye. İnşallah, tabii ki girmek istemiyorum o konulara ama beraber yaşıyoruz hepsini. O yüzden de girmeden olmuyor o konulara. Nasıl geçiyor provalar peki? Provalar, yani şöyle, ben alıştım herhalde yıllardır hep provalar. Bir de şarkı söylemeyi sevince insan o kadar özveride bulunduğunu bilmiyor. Bir de beraber çalıştım orkestra, bütün çalışanlar, arkadaşlarım, hepsi dünya şekeri. O kadar özveriyle çalışıyorlar ki, bütün müzisyenler ayrıca. Hepsine çok teşekkür ediyorum burada. Ya büyük gün, evet. Hep büyük gün. Aslında bizim için her konser büyük gün. Evet. Her konser büyük gün. Ama ben içimde galiba çok büyütüyorum olayları. Her konserde böyle farklı şeyler yapmak istiyorum. Hem kendi repertuarımla, hani kült bir repertuarım var ya, hem o hem de onun üstüne ilave eden çok farklı şeyler de koymak istiyorum. Bir buçuk önceden tükenmişsin biletlerimiz. Yani evet, tabii ki bu çok çok muhteşem bir şey. Eğer her şey güzel giderse belki bir konser daha yaparız açık havada. Her şey güzel giderse. İnşallah herhangi bir aksilik olmadığı takdirde her şey çok güzel olacak. Bakalım neler olacak. Çünkü misafirlerin arasında da sürprizler var. Evet. Belki bir düet olur sahnede. Olabilir. Her şey söz konusu. Sahne olunca biliyorsunuz.